Herkese merhaba arkadaşlar, yeni bir Need for Speed Onibus videosu ile karşınızdayım. Ben Ata. Bu Need for Speed Onibus videosu sizlerle birlikte Chevrolet Corvette Z7 Extreme Racing Championship etkinliğinin 5 ve 6. günlerini sizlerle beraber tanımlamaya çalışıyor olacağız. Daha fazla Need for Speed Onibus videoların gelmesini istiyorsanız ve sitemize destek olmak istiyorsanız bir link kapağı verici bir bilim rap bir kanıza da abone değilseniz de ne yapacağınızı zaten çok iyi şekilde biliyorsunuz. Önceki Onimus videosu etkinliği 3 ve 4. günleri tamamlamıştık. Eğer ki izlemek isterseniz kartlar kısmını şuraya bırakacağım. Şimdi daha fazla vakit kaybetmeden hemen 5. güne başlayalım. Hadi bakalım, let's go. 584'te etkinliğin 5. günde tamamlayabiliyoruz. Bu arada etkinliklere vesaire gitmiş olduğumdan dolayı, gidiyor olduğumdan dolayı biraz videoları geç çekiyorum ama merak etmeyin. Biletlerin çoğunu harcıyorum. Yani verimli bir şekilde oynamaya özen göstermeye çalışıyorum. O konuda içiniz rahat olsun diyerekten 679 piyaş. Önce bir yükseltmelerimizi yapalım. Yükseltmeleri yaptıktan sonra da yarışlara hemen hızlı bir şekilde geçeriz zaten. Şuradan hemen turboyu hızlı bir şekilde yükseltelim. 681 piyar oldu. Yani neredeyse 5. gün hiç oynamadan yeterince piyar kastık diyebiliriz. Hatta kastık. 685 piyar yaptık. Ve istersek 5. günü an itibariyle şu anda bitirebiliyoruz. O zaman daha fazla vakit kaybetmeden hemen 5. günün ilk yarışından başlayalım. Hadi bakalım, let's go. Bakalım başımıza neler gelecek. Bugün daha fazla polis tehdidi vesaire olacak vesaire diyor. Finale kadar biraz hareketli geçecek diyor. Tamamdır. Şimdi başka bir sırada başka bir bariyerli bir yarış var diyor. Tamamdır, hallederiz, problem yok. Bu arada Nitro Rush yarışıymış. Ben Rush o yarışı yapacağız sandım. Neyse, hemen hızlı bir şekilde başlayalım madem daha fazla vakit kaybeden. Ya da 10 saat sonra 6. gün açılacak ama ben 6. gün videosunu direkt olarak çekemeyeceğim. Elimden geldiğince bol bol etkinliği oynayıp oradan parçalar vesaire toplayıp ardından da sizlerle beraber inşallah 6. günde çok bir gecikme olmadan bitirecek. Ardından 7. günün videosunu da erkenden çekmeye başlıyor olacağım. 6. gün ne kadar hızlı bitirirsek 7. günü o kadar erken başlayabileceğimiz için, eğer ki 6. gün çabuk bitirebilirsek 7. günün en ufak bir problem olmayacak diyerekten ilk yarışı başarılı bir şekilde tamamladık ve motor parçamızı aldık. Şu an zaten kafadan bir PR fazladan PR'ımız var. Üstüne bir de turbo parçası falan da verecek ekstradan. Gayet güzel. O zaman kaldığımız yere tam gaz. Late'den devam ediyoruz. Ve diğer NPC rakiplerle. Evet. Daha çok fazla böyle çetemizde böyle aceleci vesaire var vesaire falan diyor. Abi halledebilirim falan diyor. Bizi halledebileceğini söylüyor yani kısacası. Hallet bakalım, nasıl hallediyorsun, çok merak ettim. Bir de yani şöyle obstacle yarışlarından da ne kadar tiskiniyor olsam da yapacak bir şey yok. Ama arabayı iyi geliştirdik ya, özellikle iğmedir, motor turbodur falan. Turboyu zaten ağrıyeten çok iyi geliştirdik. O yüzden normalden daha rahat edeceğiz. Etkinlik içerisinde. Yarışı kaybetmezsek iyidir tabi. Yarışı kaybedersek çok fazla canımız sıkılır. Evet, ikinci yarışı da başarılı bir şekilde kazanmış olduk. Gayet güzel. Cezalandırılmadık. Biraz rahatlık yaptık ama cezalandırılmadık. Gayet tatlı. 1800 geldi. Yani bu F40 zaman kaybı vesaire falan diyor. Sen gittikten sonra uzun bir süre daha buralarda olacak diyor. Galiba ben yanlış çevir yaptım o zaman en başta. Yani boşa zaman kaybediyor diyor. Sen gittiğinde daha çok buralarda olacak diyor kısacası. Tamamdır, evet. Aynen öyle. Öyle, kesinlikle öyledir. Evet, devam ki. Yine bu arada önde şeyim var. Yok, direkt olarak NPC'ler var. Tamam, madem öyle drafting yapa yapa gidersek bizim için daha iyi olur. Şöyle bir de polise çarparsak ekstradan tatlı olur. Zaten drafting yapabiliyoruz. Yani yarışın başlanıları nitro ile fazla gitmiyor. Çünkü çok fazla nitro doluyor. O sebepten ötürü böyle yapmak bana daha mantıklı geliyor. Aman aman yarışı kaybetmeyelim. Lütfen yarışı kaybetmeyelim. Güzel, cezalandırmadık yine. Bariyerler olmasa ama nitro gelmeyecekti. Nitro gelmeyeceği için de yarışı kazanamayacaktık. Çok güzel be. 2400 de buradan geldi. Evet, 3. yarışta tamamladık. 19K paramız var şu anda. Transmisyon kiti aldım. Umarım cezalandırılmam. Umarım 7. günde oyun bize tekerlek kiti falan verir de oradan yırtarız. Eğer transmisyon verirse hayva yedik zaten. Kesinlikle hayva yedik hem de. Standartlarımız olduğunu kanıtlanın vesaire falan diyor. Bizim bir meydan okumamız vesaire var diyor. Tamam, tur atma diyor. Tamamdır. En kısa süreç yapmaya çalışman lazım vesaire falan diyor. Ve şimdi de o mücadelede başlıyor diyor. Hani madem. Madem başlıyor. O zaman Nitro Rush'a devam ediyoruz.
Tabii böyle tur atmalı yarışlarda galiba illa nitro yarış yapacağız. Ben sanıyorum ki iki tur atacağız falan böyle. Ama öyle bir şey olmuyor. Bir kere bile olduğunu görmedim zaten. Allah'tan bu oyunda şey yok direkt ya. Böyle aynı yerde iki tur at, üç tur at tarzı olayların olmaması bence güzel. Çok can sıkıcı olurdu. O yüzden yarışların süresinin biraz daha kısa olmasını tercih ederim. Evet, bu yarışları rahat bir şekilde tamamladık. 1700 de buradan geldi. Dördüncü yarışta bitirdik. Yaklaşık 21K'da paramız var. Hani zaman olarak birazcık belki sıkıntılı olabiliriz ama genel olarak parça olsun, PR olsun, para olsun kötü durumda değiliz. Oradan kurtarıyoruz desem yarı. Umarım devamında da güzel şeyler gelir, güzel şeyler olur. Ha, bu tur atma olayı senin becerilerini gösterme konusunda iyi bir fırsat olur vesaire falan diyor. Ve ağızlarını da kapatabilirsin bu sayede diyor. XRS etkinliklerine de yetişeceğinden emin ol diyor. Tamam, yani yarışları kazanır kazanır gelirim ben. Hiç sıkıntı yok. Evet, zamana karşı yarışa devam ediyoruz bu arada. Hani bizim için en ufak bir problem yok bu arada. Biz her şekilde yakalayacağımız için. Geç kalmayız yani, no problem. O konuda da içimiz rahat. Böyle dikkatli bir şekilde driftimizi atıp ardından nitroyu basarsak ciddi bir tasarruf yaparız. Hiç de fena değil. Arabamız kaç basıyor bu arada şu anda azami hız olarak acaba, onu merak ediyorum. Bu arada çarptığım için biraz hız kaybettik ama en ufak bir problem yok. Şuradan da bir makas. Aynen, çok güzel. Gayet güzel. Ve bu yarışı da başarılı bir şekilde tamamladık. Azami hızımız da 333 bandında falan şu an. İyi, yavaştan arttırıyoruz işte. Evet, diyalog yine yok. 22,5K paramız var. Ve geriye şu anda kaldı galiba bir bilet. Aynen öyle. 5 tane yarış tamamladık. Ve oyun bize bir tane daha turbo parçası verecek. Güzel güzel. PR konusunda bayağı rahat edeceğiz gibi görünüyor. 6. günde avantajla başlarsak çok iyi olur. Ne kadar çok bitirsek bunlar o kadar iyi. Evet, giderek ısınıyor vesaire falan diyor. Bizim zamanımıza nasıl yakalayacaksın bakalım falan diyor Late. Ya da her neyse. Evet, yine zamana karşı bir yarışta devam. Şu Nitro'yu biraz biriktirelim de. Hızlı gidelim. Hızlı gidelim ki yarışı daha hızlı tamamlayalım. Evet, buradan da makasla beraber azami hızımıza çıkmış olduk. Umarım azami hızın çok fazla altına düşmeyiz tabii. Böylece yarışı daha hızlı bitirebiliriz. Şu an iyi gidiyoruz. Genel olarak. Yani 310'ların altına ne kadar geç düşersek o kadar iyi desem yarı. Nitro bastıktan sonra düşmüş olsak da bir önemi yok. Evet, bu yarışı da aşırı rahat bir şekilde kazanıyoruz. Yani 7,5 saniye kala kazanıyoruz yani, o kadar rahat ki. Şu an o kadar rahat ediyoruz ki. Evet. Evet, sen bizim standartlarımızdasın vesaire falan diyor. Bakalım yarışlarımıza ne yapacaksın diyor Late. Öf, Allah aşkına ya, ne teste sokmaya bir şey abi. Yapıyorum işte, standartlarınızdayım işte. Neyse, kaldı 4 yarış geriye bu arada. Transmisyon, nitro, yeşil motor ve bir tane de beyaz tekerlek parçası verecekmiş oyun bize. Bu arada şeyi de bitirdik. Turboyu da bitirdik. Yani 4. yıldızı bitirdik. Şimdi 5. yıldıza basıyoruz. Corvette direkt 5 yıldız olduğu için o sayede ekstradan yükseltme yapabildik. 688 PR'ımız var şu anda. 689. Eğer bir tane daha böyle intro parçası bir şey bulabilseydim 690'da kapatabilirdik. Şuradan basarsam olur hatta. Madem eko parçası bulduk, şuradan ekoyu da basalım. Ulan 689'da kaldı. Neyse, en ufak bir önemi yok. Şimdi ben videoyu tekrardan sonlandıracağım. Yani videoyu sonlandıracağım. Kaldığımız yerden tam gaz 4 bilet olur olmaz. Devam edecek ve 5. günü bitiriyor olacağız. Evet sevgili arkadaşlar, videomuzda kaldığımız yere tam gaz devam ediyoruz. 2 saat sonra etkinliği 6. gün açılacak. Biz hemen hızlı bir şekilde 5. günü tamamlayacağız. Ardından videoyu tekrardan sonlandıracağız. Müsait olduğumlara 6. günün yarışlarını yapmaya başlıyor olacağız. Hadi bakalım o zaman, daha fazla vakit kaybetmeyelim. Bitirelim şunu artık. Ha, bu arada gece olması polisleri anlamsız bir şekilde daha fazla dikkatin çekilmesi zorluyor vesaire falan diyor. Diğer yarışlarda sıkıntı yaşayabilir diyor. Yaşasınlar abi. Hala böyle. Yaşasınlar çünkü iş bize gelir. Ondan. Böylece daha rahat polislerle çarpışabiliriz. Bizim için daha iyi olur yani. Gayet güzel.
da bol bol draftik de yapıyoruz. Şöyle nitro da basalım. Tamam, gayet iyi. Şöyle biraz daha nitro basalım. Allah'tan yarış gayet uzun da ondan dolayı rahatız. Ama az kalsın başımız belaya girecekti. Az kalsın yarış boşa gidecekti. Ama o kadar fazla yükseltme yaptık ki yani kolay kolay geriye de düşmüyoruz. 3K'da para geldi. Aha, bu arada resmi etkinlikler geliyor diyor. Tamamdır. Eyvallah koç. Devam ki. Tam gaz devam ki. Kaldı 3 yarış. 8. yarıştayız. Ha, geldi bu arada late ile taş. Bunlar zaten ayrı baş belası gibi bir şey. Evet, XSS etkinlikleri çok fazla araç içeriyor vesaire falan diyor. Ve Corvette giderek o kademede yükseliyor diyor. Evet, öyle görünüyor. Öyle görünüyor da Corvette gerçekten bu XRS etkinliklerini yapmak zor. Hem de ciddi anlamda zor yani. Çünkü drift atmak falan bu arabada biraz zor olduğu için birazcık başımız belaya girebiliyor. Evet, bu yarışta rahat bir şekilde kazandık. Gayet güzel. Burayı da geçtik. Yaklaşık 22K'da paramız oldu. Geriye kaldı 2 yarışımız sadece. Şimdi zamana karşı bir yarışımız var. Ondan sonra bir tane daha Rush'o yarışımız var. Ondan sonra 5. gün bitecek nihayet. O yüzden tam gaz devam ki. Zaten bu sefer diyalog da yok. Gayet iyi. Allah'tan zamana karşı yarışlar öyle çok uzun değil. O yüzden direkt olarak oynuyoruz, geçiyoruz, oynuyoruz, geçiyoruz. Yani bizim açımızdan gram bir zorluğu yok gibi bir şey. Bariyerleri de aşıyoruz zaten sıkıntısız bir şekilde. Harika. Arada nitro falan da geliyor. Ve bu yarışta çok rahat bir şekilde kazanmış olduk. Çok iyi. 1K'da para gelmiş oldu. Evet, dönüşlerde bayağı iyisin vesaire falan diyor. Böyle devam ederse araban şaheser olarak tanınacak falan diyor. O tarz bir şey söylüyor. Evet, son yarışımız. 5. gündeki son yarışımız. Late ile Maya da var. Hadi bakalım madem. Bitirelim artık şu 5. günü. Dikkatli olsun, yerelsin vesaire falan diyor. Biz kimseye vicdanlı davranmayız falan diyor. Ha, okey. Peki, madem öyle. O zaman arkanızdan bir draftik yapayım da yine. Hayır, hem XRS yarışı. Ulan çakala bak bak. Hem XRS yarışı hem de polisler var. Vay anasını. Yani bu yüzden biletim boşa gitmesin lütfen. Galiba gitti ama ya. Ya abi, çok talihsiz bir olay oldu ama ya. Aga, çok talihsizdi gerçekten ya. Neyse, videoya hemen bir duydurayım, yarışı kazanayım, sonra kaldığımız yere devam ederiz. Ulan var ya, neredeyse bilet daha kaybediyordum. Allah'tan şanslıydım ve 5. günün sonunda bitirdik. Görünüşe göre sen benim numaralarıma sahipsin vesaire falan diyor ama günün sonunda çetesini alt edecek diyor. Bak şu an ettiler. Bak tam olarak şu anda ettiler. Evet, chat complete. Ve an itibariyle 5. günde bitmiş oldu. Evet sevgili arkadaşlar, ben hemen hızlı bir şekilde yükseltmeleri yapayım. Ardından da dediğim gibi videoyu sonlandıracağım. 4. yıldızı çıkardık. Motoru anca çıkartabildik ama olsun da. En azından motorun beyaz kısmını direkt olarak bitirmiş olduk. Transmisyon da level almasına, yıldız almasına daha var. Şu an 693 PR'ımız var. Videoyu sonlandırıyorum. Kaldığımız yerden tam gaz 6. günden devam edeceğiz. Evet sevgili arkadaşlar, videomuzda kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz. Anca 6. güne başlama fırsatım oldu. Şimdi daha fazla vakit kaybetmeden direkt olarak 6. güne başlayalım.
Evet, PR duvarı olarak 704'te 6. gün bitiyor. İp PR duvarı da 694 diyor. Şöyle yapacağız. Vaktimiz biraz azaldığı için mecburi olarak altın basacağım. Çünkü bu GameX etkinliği sebebiyle falan bir türlü oyunu doğru düzgün oynama fırsatım olmadı. Doğru düzgün bir de çekme fırsatım olmadı. Her ne kadar fazla bazı biletleri harcıyor olsam da yeterli olmayacağını düşündüğümden dolayı. Yani riske atmamak için gibi düşünebilirsiniz. Ben direkt olarak biletler bittikten sonra altın basacağım. Ardından da kaldığımız yerden tam gaz. Etkinliği oynamaya tam gaz. Devam ediyor olacağız. Bu arada ilk PR duvarını çoktan açtık. Şimdi hemen hızlı bir şekilde 6. gün ilk yarışından başlayalım. Bakalım başımıza neler gelecek. Let's go. Hadi bakalım. Evet, 6. gün başlıyor ve yavaştan sona geliyoruz vesaire falan diyor. Ha ve bu resmi yarışta vesaire bazı incelemeler içerisinde falan diyor. Yani polisler de iyicene bu yarışlara vesaire el atmaya başladı. Yani yüksek ihtimalle bazı olaylar yaşanacak. Bakalım neler yaşayacağız. Şöyle hemen oyun sesini de bir tık açayım da Corvette sesini falan da duyun. Oyun sesini az da olsa duyun. Tabii benim sesimi de bastırmayacak şekilde. Şimdi dediğim gibi kaldığımız yerden tam gaz. Devam ediyoruz. 6 bileti de harcadıktan sonra 6 bilet daha basacağım. Yani 96'ını harcayacağım. Ondan sonra 2 bilet geldiğinde de eğer ki yarışı kaybetmezsek tabii. Direkt olarak 6. günü bitireceğiz. Ve sabah saatlerinde de GameX etkinliğine gitmeden önce, çünkü 6. günü ne kadar çok bitirsek o kadar iyi oluyor. 7. günü o kadar hızlı başlıyoruz. 7. günü videosu çekip ardından ondan sonra etkinliğe gideceğim. Haberiniz olsun. Ha tabii 5 ve 6. gün videosu da tabii ki gün içerisinde gelecek. O konuda işiniz rahat olsun. Bugün bizim şeyimizde yarışıyorsun vesaire falan diyor. Ama senin için pek bir haberim yok falan diyor. Ve muhtemelen olabilecek en hızlı arabayı sürüyorum vesaire falan diyor. Yani bayağı fazla yarış kazanacağım eminim falan diyor. Yani bir sürü gelişme, bir sürü yetenekli yarışçı vesaire var diyor. Biraz olaylar yaşama ihtimalimiz var tabii. Ama her ne kadar iyi olurlarsa olsun, araçlar ne kadar iyi olursa olsun, hiçbir şekilde tabii ki de Chevrolet Corvette'le kapışamazlar diye düşünüyorum. Bir de üstüne ben o kadar yükseltme yaptıktan sonra. Ya Allah aşkına yükseltme yapsan ne, yapmamış olsan ne? Yani benim gibi bir yarışçı olduktan sonra ne yapabilirsiniz? Evet, 6. gün ikinci yarışı da kazandık. Kaldığımız yere devam ediyoruz. Gayet rahat bir şekilde kazandık. Yarış kısa olduğu için biraz para kasmakta sonra yaşadık ama olsun. Yani arabam buradaki en hızlı araba vesaire olmalı falan diyor. Tabii ki de daha iyi öğrenmem gerekiyor falan diyor. Yarın büyük bir oyun içerisinde olacağım diyor. Yani yarın büyük bir kumar oynayacağını söylüyor. Yani kısacası kendisinden kurtulmuş olduk gibi bir şey oldu. En azından şimdilik. Tabii yine karşımıza çıkıp zorbalık yapmaya çalışır mı? Onu da görürüz zaten. Evet, 3. yarışta devam ediyoruz. X-Res'in önceki şeylerine vesaire falan, önceki zamanlarında ağır polisler vesaire falan geliyor diyor. Ve direkt olarak erkenden etkili bitiyorlardı falan diyor. Eğer böyle bir şey olursa diye de güçlü kalmamız gerekiyor diyor. Yani geri adım atmamamız gerekiyor diyor. Başımızı derde sokmayalım diyor. Vallahi bizim için sıkıntı yok ya. Biz her şekilde polisten kaçarız. Şu bariyerlerden sığınmak işte o birazcık can sıkıcı bir durum. O biraz zorlayıcı bir durum. Neyse çok da problem değil bizim için. Şöyle nitromuzu da bastık zaten. Bir yandan bariyerleri geçmeye çalışıyoruz. Bir yandan hızımızı korumaya çalışıyoruz. Ama tabii altımızdaki de Corvette olduğu için ve hızını korumak konusunda çok iyi olmadığı için hız kaybı yaşıyoruz ama bu yine de rahat bir şekilde yarışı tamamlamamıza engel olmuyor. 1400'de buradan geldi. Diyalog yok. 29K'da paramız var şu anda. Para olarak kötü durumda değiliz. Çünkü ilk PR duvarını da açtık zaten. İkinci PR duvarını 704 olduğunu söylemiştik zaten. Şimdi kaldığımız yere tam gaz devam. Bakalım dediğim gibi başımıza neler gelecek ve 13. yarışa gelene kadar eğer ki yarışı kaybetmezsek ne kadar gelişim yapacağız? Evet, polisler biraz bela çıkarmaya çalışıyor vesaire falan diyor. Tabi olabildiğince uzak durmak en iyisi olacaktır diyor. Yani başarısız olup da boş boş emeklerin boş ekmesini istemeyiz falan diyor. Yani doğrudur, evet. Kesinlikle ve kesinlikle doğru. Ama her ne olursa olsun polislerin bizi yakalamasına ve etkinliği de kaybetmeye göz yummayacağız. Zaten direkt olarak rakibi de geçtik. Panta yarışı olduğu için ve çok da uzun bir yarış olmadığı için risk atmak istemiyorum. Polis de var çünkü. Aynen polise çarparız, bir şey olur, bir sıkıntı olur. Sonra bir baktık, aa yarışı kaybettik falan sonra. Hay bir de normal bir Volt Event etkinliği olduğu için bir yandan
yarışı kaybetmek para kazanmamızı sağlamıyor. O yüzden riske atmamak iyisi olacaktır. Evet, bu yarışta rahat bir şekilde kazandık. 2500 de buradan geldi. Diyalog falan yok burada da. Ekstradan yarış sonunda diyalog yok. 31,5K paramız oldu. 2 biletimiz kaldı. Abo bilet basacağımızı zaten söylemiştim. Kaldığımız yerden tam gaz 5. yarıştan devam. Tamam, diyalog yok yine. Gayet güzel. Arada böyle diyalog olmadığında güzel oluyor. Çünkü en azından video daha kısa sürüyor bu sayede. Çevirmekte falan bir şeyleri anlatmakla uğraşmayacağımızdan dolayı. Bir de yarış çok da uzun değilse video normalden daha kısa sürüyor. Yarışın uzun olması çok problem değil ama diyalog olmaması daha iyi oluyor bu sayede. En azından uzun yarışlarda diyalog olmaması daha iyi. Ama yapay zeka geldiği zaman oha bu arada ya. Neyse, direkt nitroyu bastık. Umarım kaybetmeyiz yarışı. Hadi. Tamam, güzel, yarışı kazandık. Oh, ucuzca kazandık harbiden. Ne yapalım, atlasaydık muhtemelen kaybetmiştik yarışı. Ve buradan da 1800 geldi. Yine diyalog yok. Çünkü yapay zeka ile falan oynadık zaten. NPC gibi karakterlerle oynadık. O yüzden bir önemi yok. 5 bilet harcadık. 6. yarıştan devam. Geliştirmeleri daha sonra yaparız zaten. O yüzden çok bir önemi yok şu anda. Transmisyon vesaire iyi durumdayız genel olarak. Gayet hızlı gidiyoruz. O yüzden yükseltme yapmayacağım. Ha, yarışçılar önce polisler geçip duruyor vesaire falan diyor. Yani sanırım şanslıyız. Ya ben de kara yılan sürüyorum vesaire falan diyor. Yani kesin polisler bir şey planlıyor. Çünkü yani tam olarak da yarışçılara engel olunmuyor. Bir şey yapmıyorlar yani. Öylece gelip geçip gidiyorlar yani. Öyle volta atıyorlar gibi bir şey. Bu da tabii ki de biraz dikkat çekiyor. Koç da onu parmak bastı zaten. Evet, bu arada bariyerli yarış olduğu için risk yapmamak için şey yapmıyorum abi, nitro basmıyorum şu anda. Ama artık nitro basabiliriz zaten, çok fazla bariyer kısmı olduğu için de çok fazla nitro geliyor. Allah'tan cezalandırmadık yine ve bu yarışı da başarılı bir şekilde tamamladık. Biletlerimizi şimdilik bitirdik. 2K'da para geldi. Öyle çok da bir şey demedi. K'yla değer bir şey dediğini söyleyemeyeceğim. Yani bu kara yılan dedikleri boss gibi bir şey mi yani? Bildiğimiz bir karakter falan mı? Ben onu merak ettim şu anda. Neyse, 96'ı bastık. Biletleri fulledik. 7. yarıştan, Nitro yarışından devam ediyoruz. Zaten altını her şekilde kastığımız için, bir de 76 geldiği için etkinliği bitirdiğimizde. Yani çok da bir önemi yok. 76 dedim bu arada 7 günlük etkinliklerde. Onu da bir ikisini vereyim. Acaba 6 günlük Felse etkinliğine ne kadar para veriliyor? Ya para veriliyor mu? Ya da işte altın veriliyor mu? 6 günlükte farklı mı işliyor, merak ediyorum. Neyse, kısa mini tur yarışı olduğu için risk atmaya gerek yok. Polislerle uğraşmaya gerek yok. Bariyerleri geçmek yeterli olacaktır zaten. Ve gayet de rahat bir şekilde bu yarışta kazanmış oluyoruz. Biraz ucu ucuna tabi ama süre az olduğu için gayet normal. Ve buradan da 1,5K aldık. 7. yarışta tamamladık. 8. yarıştan tam gaz devam ediyoruz. Dediğim gibi videoyu durduracağım. 2 bilet olur olmaz kaldığımız yerden devam edeceğiz. Tabi yarışı kaybetmezsek, dediğim gibi. Onu da bir ikisini vereyim. Sonra 2 yarışı tamamladıktan sonra da ardından 6. gün bir şey olacak. Yani her geçen gün benim bu for cheat'im daha az oluyor vesaire falan diyor. Ödüllerle beraber yakında tamamen yenilmez olacağım diyor. Vallahi bakalım ben kazandığım zaman ne diyeceksin kankacığım. Hani böyle artistik yapıyorsun, önden başlıyorsun vesaire falan ama istediğin kadar yani kara yılan ol, hiçbir şekilde fark etmez. Galiba kara yılan dediği şeyle başında da bu geliyor. Vallahi bizim için en ufak bir sıkıntı olmadığı için. Ama işte duvara çarptırması biraz kötü oldu. Ama yine de cezalandırmadık çünkü az önceki çarptığımız adam hala ikinci olduğu için. Bize ekstradan yaklaşan kimse olmadığı için. Bu yarışı da başarılı bir şekilde ve rahat bir şekilde kazanmış oluyoruz. Gayet güzel. 1300 de buradan geldi. Peki. Tamamdır. Polisler böyle volta atmaya vesaire devam ediyor diyor. Ben bir araştırma yapacağım diyor. Ve polisler de bu ikisine bulaşmayacakmış gibi duruyor diyor. O tarz bir şey söylüyor. Tabii biz de kendi çapımızda yarışları kazanmaya ilerlemeye de devam ediyoruz. Hunter yarışıyla da devam ediyoruz. Umarım diyalog yoktur.
Ha, bu bölgede çok fazla arkadaşım var. Konuşacak çok fazla kişi var vesaire falan diyor. Sen yarış ve kazanmaya devam et. Ben sana haber veririm diyor. Tamamdır, olur. Madem öyle biz yarışlarımızı kazanmaya devam edelim. Bağlantı kurmadır. Önemli bilgileri paylaşmak konusunda zaten koçun. Umarım bu arada bizim açımızdan bir sıkıntı yaşanmaz. Bakalım başımıza neler gelecek. Etkinliğin diğer yarışlarında, sarı günlerde. Ya yani oyun içerisindeki günlerden bahsediyorum. Yani 7. günde falan ne olacak mesela? Evet, bu yarışta rahat bir şekilde kazandık. Kısa olduğu için pek draftik yapmadık. Hatta hiç yapmadık desek yarı. Diyalog zaten yok. Yaklaşık 40K paramız var. Şu an 39,5K. 9. yarışı tamamladık. 10. yarıştan devam ediyoruz. Turbo parçası falan verecek. Bu upgrade'leri de zaten yapacağız muhakkak. Ne olursa olsun. Evet, devam ki. Tam gaz devam ki. Ha tabi bu arada 2 bilet olduğunda etkinliğin 6. günü bitireceğiz falan dedik ama PR duvarı var. PR duvarı olayını tamamen unuttum. İnşallah onu da aşarız. İnşallah o PR duvarını da aşabiliriz. Yani o kadar yarış yapıyoruz, o kadar yükseltme upgrade parçası falan alıyoruz. Umarım yeter ya da iyicene yaklaşırız. Hop, birine tek down yaptırmış olduk bu arada. Gayet güzel. Umarım yine bariyer falan vardır diyeceğim de yokmuş. Yani biraz daha para gelsin diye aslında ekstradan bir amacım yoktu. Bu yaşta rahat bir şekilde tamamladı. 1900 de buradan geldi. 1976 yaklaşık 2K yani. 10. yaşta tamamladık. 2 biletimiz kaldı. Nituraş yaşıyla devam. Zaten 696 PR'ımız var şu an. Oyun bizden 704 istiyordu. Biz de bayağı bir yarış falan tamamladık. Para falan harcamamız gerekirse de harcarız. Delta ve diğerleri polisleri kullanıyormuş vesaire falan diyor. Onlar da manipüle edip polislere hedef saptırtıyormuş vesaire diyor. Tamamdır. Eğer bu bilgiyi paylaşmaya devam edebilirsek vesaire falan diyor. Sorunumuzu ortadan kaldırırız falan diyor. Ve ardından da bunu yapabilirsek diyor. Adi bir savaş olacaktır diyor. Yani bir tarafı salıp da bir tarafa odaklanma olayı falan olmaz diyor. Yani polisler herkesle uğraşır diyor. Bir tarafı rahat bırakmaz diyor yani. Bu da bizim istediğimiz senaryo. Bizle uğraşacaklar, yine uğraşsınlar, onda sıkıntı yok. Ama hani dokunulmaz olmaları bir tarafın bizim açımızdan sıkıntı hani. Polisler daha fazla peşimize takılıyor. Böyle olduğunda. Of, çok kötü çarptık bu arada ya. O kadar kötü çarptık ki. Bir de o kadar fazla yavaşladık ki. Umarım cezalandırılmayız. Ama öyle olacak gibi duruyor. Of, çok kötü oldu bu ya. Hadi lan. Vallahi ucu ucuna kaybettik gibi bir şey oldu. Neyse, ben bir videoyu durdurayım, kaldığımız yere devam edeceğiz. Evet, bu sefer yarışı başarılı bir şekilde tamamladık. Yine duvarlara falan çarptım ama zamanında 60'lara falan düşmediği için, 260'larda falan kaldığı için yine cezalandırılmadı. Paramızı da 43K bandına çıkardık. 43,5K'ya çıkardık. O açıdan gayet iyi. 696 PR'ımızın olduğunu söylemiştik. 697 oldu. Tabi yıldız da basabiliyoruz. Çünkü korvetimiz 5 yıldız olduğu için. Bu da ekstra PR demek zaten bize. 2 tane yeşil motor lazım. Bir tane de beyaz turbo lazım şu anda. Mevcut yükseltmeleri bitirebilmek için. Transmisyondan da bir tane beyaz gerekiyor. Upgrade alabilmesi için. 4. yıldızı çıkartabilmek için. Tekerleği yükseltiyoruz. 5. yıldızı transmisyon konusunda bayağı gerideyiz yani. Bu arada tekerlek kitimiz var. Tekerlek kiti olduğu için de ekstra PR yapmış olduk bu sayede. Ve 703 PR'e ulaştık. Yani PR duvarını yüksek ihtimalle aşacağız. Hatta açtık bile. Bu çok iyi oldu bizim için. Yani 3 biletimiz daha olduğunda etkinliğin 6. günü bitirebiliyoruz. Nitro'yu da bastık bu arada ayrıyeten. Nitro'yu da geliştiriyoruz şimdi. Evet, Nitro'yu da 5. yıldızda çıkardık. Ardından 706 PR oldu. Umarım oyunumuza transmisyon kiti falan verir de boşa tekerlek kiti almış olmayız. 2 tane zaten beyaz tekerlek parçamız var. Yeşil bir tane gerektiğini söylemiştim. Şuradan bir aratma falan yapacağım. Biraz yükseltme yapmak istiyorum çünkü. Ekstra bir kitim olmadığı için risk atmak istemiyorum. Transmisyon bulduk bir tane. Tekerlek parçası bulduk. Aldık direkt. Epic seviyesine çıkartacağız çünkü. Bir tane yeşil transmisyon bulduk. Bari bir tane nitro alayım o kadar gelmişken. Parayı da ciddi oranda bitirdik ama. Zaten 6. günü şu anda bitirebileceğimiz için sıkıntı yok hani. Şu an ne kasarsak kar gibi bir şey. Evet, transmisyonu yükseltiyoruz 4. yıldıza. Direkt bastık transmisyonu. 707. Zaten iyi PR sağlıyor gayet. 708 oldu. 704 istiyordu. 708 oldu. Gayet güzel. Tekerleği geliştirmeye devam.
3 tane daha yeşil tekerlek parçası gerekiyor. Eğer bulabilirsek 5. yıldıza çıkartacağız bu sefer epik olarak. Evet, şu an 709 PR'ımız var. Oyun tekerlek kiti veriyormuş. Fuck. Onun dışında motor kiti falan veriyor. Yani gayet farklı farklı parçalar vesaire veriyor. Bunu da öğrenmiş olduk. Şimdi ben videoyu sonlandırıyorum. 2 tane yeşil motor bulursak bayağı bir güzel olacak. Neyse, kaldığımız yerden tam gaz 3 bilet olduktan sonra devam edecek ve 6. günü bitiriyor olacağız. Evet sevgili arkadaşlar, videomuzda kaldığımız yerden tekrardan devam ediyoruz. Şu anda çok hızlı bir şekilde 6. günü tamamlamaya oynuyoruz şu anda. Saat sabahın 7'si oldu yaklaşık. Yani biletler doları çok fazla zaman geçmediği için sıkıntı yok. Evet, yine biraz böyle ekstresi para puan kazanılabilecek bir parkur diyor. O zaman kasalım madem öyle. Ulan şey gibi böyle. Al bak, pratik yapabileceğim bir yer. Git buradan puan kas. Der gibi bir şey olduk şu anda. Ama yani kolay kasılabilecek diyor. İkidir bariyerlere çarpıyoruz. Ne iş? O birazcık tatsız oldu ama. Neyse, Allah'tan parkurlar falan o kadar zor değil yani. Ve rahat bir şekilde yarışları da kazanabiliyoruz. Bu yarışı da tamamladık. Keşke biletimiz boşa gitmeseydi o bir tane. Şu anda sadece bir tane yarış kalmış olurdu. Ama neyse, şimdi tamamlamamız gereken iki tane yarış var. Çok da dert değil yani. Evet, tam gaz devam ki. Hunt'ın yarışından devam ediyoruz. Hadi bakalım. Evet, bu sefer diyalog da yok zaten. Aha, bu arada bayağı kısa bir yarış. Fazlasıyla kısa bir yarış. Umarım kaybetmeyiz. Tamam da güzel, direkt olarak geçtik. Güzel güzel. O kadar kısa ki. Dedim, ne oluyor yani? Ne oluyor acaba, yarışı kaybetme şansımız var mı? Yok gibi bir şeymiş gerçekten. Neyse, başarılı bir şekilde burayı da geçtik. 893'te buradan geldi. Ya o kadar az para geliyor ki şu anda. Ki para ihtiyacımız var yani ekstradan. Neyse, şurada hemen bir motorumuzu geliştirelim. Evet, 711 PR oldu. 711 PR'la etkinliğin 6. gününü kapatıyor olmamız gerçekten güzel. Hem de çok güzel. Evet, hadi bakalım, let's go. 6. günde bitiriyoruz. Evet, kolay ve yarış şey gerçekleşir falan diyor. Şimdi onları yakala ve puan kazanıp onları turnuvada ele falan diyor. Evet, solid bir plan, basit bir plan falan diyor. Tamamdır. Takım şeyi yaparak vesaire falan diyor. Liderliği yükseleceğiz falan diyor. O da yine ego falan yapıyor böyle, en hızlı benim bilmem ne falan diyerek. O kadar fazla ego yapıyor ki. Yarışı kazanmak için, adamı da bir güzel ezmek için fazlasıyla sabırsızlanıyorum. Tamam, bir yandan draftlık da yapalım hem. Aman Allah, aman ama. Aman yarışı kaybetmeyelim de ben başka bir şey istemiyorum. Hadi ne olur kaybetmeyeyim, lütfen kaybetmeyeyim. Ya abi çok fazla çarptım yine ya. Çok fazla çarptım yine ya. Ya çok tatsız oldu bu ya. Of, yapacak bir şey yok. Hemen hızlı bir şekilde bu yarışta kazanayım. Ardından da kaldığımız yerden videoya devam edelim. Evet sevgili arkadaşlar, an itibariyle 6. günü tamamlamış da olduk. Hayırlı uğurlu olsun. Yine bir tane biletimiz yandı ama canımız sağ olsun diyerekten. Chapter complete. Arabayı 6. yıldıza yükseltebiliyoruz artık. O zaman biz de yavaştan, dediğim gibi, şu motor kitine basalım. Ardından da videoyu sonlandıralım. Bir tane daha yeşil motor bulduğumuz anda ayrıca tabii epiye çıkarmış olacağız motorda. Onu da bir ikisini vereyim. Haberiniz olsun. Sıradaki videoda Shaver Corvette 6 yıldız yapıp 7. günü öyle başlıyor olacağız. Tekrar dediğim gibi, haberiniz olsun. Evet, umarım izlerken keyif almışsınızdır. İzlediğiniz çok teşekkür ederim. İzlerken keyif aldıysanız ve destek olmak isterseniz, destek amaçlı bir benim Rabbim kanalımıza da abone değilseniz abone olup bildiri açmayı unutmayın. Aynı zamanda kanalımıza web sitesinden de başka görsellerimizden ve çeklerimizden de haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakmayı unutmayın. Hoşça kalın.